Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Rabbani Risalelerinden Mebde ve Me'attan devam ediyoruz. 10. Bölüm Tasavvuf yoluna giriş Tasavvuf yolunu talep eden kişi yani talip, şeyhin huzuruna gelince şeyh ona önce istihareyi tavsiye etmeli. Bu işin kendisi hakkında hayırlı olup olmadığı konusunda manevi bir işaret aramasını söylemelidir. Talip 3 defadan 7 defaya kadar istihare yapar. Bu istiharelerden sonra talebinde bir tereddüt olmazsa mürşit onunla intisap işine başlar. Önce ona tevbe yolunu öğretir ve iki rekat tevbe namazı kılmasını ister. Tevbe olmadan bu yola ayak basmak faydasızdır. Ancak tevbenin ilk adımında tüm günahlara topluca tevbe ile yetinir. Tafsilini tüm günahlardan ve kötü alışkanlıklardan teker teker tevbe ve uzaklaşmayı zamana bırakır. Zira bu ilk dönemlerde gayretler çok azdır eğer yolun başında tafsilli bir tevbe istenirse, onun ulaşması için mutlaka bir süre gerekir. Bu süre içinde müridin talebinde bir gevşeme olabilir. Talebinden uzak düşebilir ve belki tevbesini de sona ulaştıramaz. Tevbeden sonra mürşit müride onun kabiliyetine ve karakterine uygun bir zikir öğretir. Onu manevi gelişimine teveccüh edip ilgilenir. Haline iltifat eder, gözetir, yolun yani tarikatın adab ve şartlarını ona anlatır. Kur'an, sünnet ve selefi salihinin görüşlerine tabi olmaya teşvik eder. Bunlara tabi olmadan maksada ulaşmanın imkansız olduğunu bildirir. Kur'an ve sünnete bir kıl kadar bile aykırı olan rüya ve keşiflere itibar etmemesini, aksine tevbe etmesini söyler. İnanç esaslarını kurtuluşa erecek fırka olan ehli sünnet ve cemaatin görüşleri doğrultusunda düzeltmesini öğütler. Bilinmesi zaruri olan fıkhi hükümleri yani ilmihal bilgilerini öğrenmesini ve gereğince amel etmesini ısrarla belirtir. Çünkü bu tasavvuf yolunda inanç ve amelin iki kanadı olmaksızın uçmak ve ilerlemek mümkün değildir. Haram ve şüpheli lokmadan sakınmasını ısrarla söyler. Şeriatın fetvası izin vermediği sürece her bulduğunu yememesini, her gittiği yerde sofraya oturmamasını tavsiye eder. Özetle, bütün işlerinde size peygamber neyi verdiyse onu alın. Sizi neden men etmişse ondan sakının. Haşr suresi 7. ayeti kerimesini gözünün önüne getirir, unutmaz. Talipler iki halde bulunur. Ya keşf ve marife tehdidiler ya da cehil yani bilememe ve hayret. Mertebeleri açtıktan ve önlerindeki perdeler kalktıktan sonra her iki grupta vuslata ermiş yani Hak Teala'ya ulaşmış olur. Bu ulaşmada biri ötekinden daha üstün değildir. Tıpkı birçok konakları ve durakları açtıktan sonra Kabe'ye ulaşan iki kişi gibi. Birisi yoldaki konaklama yerlerini ziyaret ederek ve kabiliyeti nispetinde her birini bilerek gitmiş, diğeri ise yoldaki konaklardan Gözü kapalı olarak geçmiş ve detaylı olarak öğrenmemiş. Bu şekilde Kabe'ye ulaşmıştır. Yoldaki durakları bilme konusunda farklı olsalar bile her iki şahıs da Kabe'ye varma yönüyle birbirine eşittir. Birinin diğerine üstünlüğü yoktur. Maksada ulaştıktan sonra her ikisinin de cehil yani bilgisizlik, önceki bilgileri unutma, idrak edememe halinde olması gerekir. Çünkü Allah'ın zatı hakkında bilgi sahibi olmak bilgiden acizlik ve cahillik gerektirir. Şunu bilmek gerekir ki seyr süluk yani tasavvufi yolculuk merhalelerini aşmak on makamı kat etmekten ibarettir. On makamı aşmak da üç tecelliye yani ilahi fiil, sıfat ve zat tecellilerine bağlıdır. On makamdan rıza hariç diğer dokuzu fiil ve sıfat tecellilerine yani tecelli efal ve tecelli sıfata bağlıdır. Rıza makamı ise zat tecellisi ve zati muhabbet ile elde edilir. Zati muhabbet Allah'a bir sebebe bağlı olmadan sırf o olduğu için sevmek. Hasır olunca, yani bu duygu hasır olunca aşığın nazarında sevgilinin nimeti ve elemi eşit olur. Kahrın da hoş, lütfün de hoş der. Sonunda rıza makamı elde edilir ve olayları çirkin görme hali ortadan kalkar. Bu on makamın tümüne tam anlamıyla ulaşmak, tam fenanın yani yokluğun kendisine bağlı olduğu zati tecellinin asıl olma vaktinde mümkündür. Ancak dokuz makama, fiil ve sıfat tecellilerinde ulaşılır. Mesela tasavvuf yolcusu Cenab-ı Hakk'ın kudretini kendi üzerinde ve bütün eşyada müşahede edip izleyince mecburen tevbeye yenilir. Korkar. Vera yani haram ve şüpheli şeylerden sakınma yolunu tutar onun takdirine sabreder, hiçbir şeye gücünün yetmediğini anlar. Nimetlerin gerçek sahibinin o olduğunu bilip, verenin ve alanın o olduğunu idrak edince, çaresiz şükür makamına gelir ve tevekkül ayak basar. Allah'ın lütuf ve şefkati tecelli edip ortaya çıkınca, reca yani umut makamına ulaşır. Onun azamet ve büyüklüğünü müşahede edip, alçak dünya kendi gözünde hor ve itibarsız olunca, dünyaya itibar etmeme hali ortaya çıkar ve fakrı yani fakirlik ve Allah'a muhtaçlık olduğunu idrak etme halini tercih eder. Zühdü yani dünya malına önem vermemeyi alışkanlık ve karakter haline getirir. Şunu da bilmek gerekir ki bu makamları detayları ve sırasıyla aşmak saliki meczuba yani yani önce tasavvuf yoluna giren sonra cezbe ile Allah'a yaklaştırılan kişilere mahsustur. Meczubi salikin yani önce cezbeye kavuşup sonra tasavvuf yoluna giren kişinin bu makamları aşması özet yoluyla ve topluca olur. Çünkü ezeli inayet ve ilahi yardım onu bir muhabbete bağlamıştır ki o makamları detaylı olarak ele alıp meşgul olamaz. O muhabbet ve ilahi aşk içinde bu on makamın özü ve hülasasını en güzel şekilde elde eder. Öyle ki onun elde ettiği şey bu makamlara ile sahip olan kişiye bile müyesser olmamıştır. Selam hidayete tabi olanlara. 11. Bölüm Kelime-i Tevhid ve Allah'ın Zatını idrak. Mürit, kelime-i tevhidde la ilahe illallah la ilahe derken yani başka ilah yoktur derken içteki ve dıştaki tüm batıl ilahları yok etmeye çalışmalı. İllallah yani sadece Allah vardır derken ve gerçek mabudu ispat ederken aklına ve hayaline gelen şeyleri de batıl ilahları gönlünden sildiği gibi silmeli ve sadece Allah'ın mevcudiyetini düşünmekle yetinmelidir. Gerçi bu makamda vücut yani varlık sıfatına da yer yoktur. Vücudun ötesini aramak gerekir. Ehli sünnet alimleri Allah Teala'nın varlığı onun zatı üzerine zaittir yani ilave bir sıfattır derken ne güzel söylemişlerdir. Varlığa zatın aynısıdır demek ve varlığın ötesinde bir şey olduğunu kabul etmemek dar görüşlü olmaktandır. Şey ala ala üd şöyle demiştir. Vücut yani varlık aleminin üstünde meliki vedud alemi vardır. Yani zat alemi vardır. Bu dervişi vücut aleminden yukarıya geçirdikleri zaman bir süre kendi haline yenik düştü. Taklidi ilim yoluyla kendisini ehli İslam'dan sayıyordu. Mümkünün sonradan yaratılmış olan insanın aklına gelen ve hayaline san her şey tabi olarak, tabi olarak mümkündür. Yaratılmış şeylerdir, Allah'ın zatı değildir. Mahlukata kendisini tanıma konusunda sadece acizlik yolunu bırakan Allah tesbih ve tenzih ederim. Bu fena fillah ve beka billah'tan yani Allah'tan fani Allah'ta fani ve onunla baki olmaktan dolayı yaratılmışların ilah olacağı zannedilmesin. Çünkü bu imkansızdır ve hakikatlerin değişmesini gerektirir. Oysa bir şeyin hakikati değişmez. Yaratılmış olanlar ilah olmayacağına göre insanlar Allah'ı idraktan acizdirler. Şiir Anka kuşu avlanamaz, tuzağa topla çünkü burada tuzağa ancak rüzgar girer. Niyet ve gayreti yüksek olan kişi hiç elde edemediği, nam ve nişan görmediği bu yüksek hedefi arar. Bazıları ise kendi özleri olarak buldukları ve onunla yakınlık elde ettikleri bir hedef peşindedirler. Mısra, onlar öyledir. Ben de böyleyim ya Rab. Vesselam.